Peppa ve George'un yatma vakti. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Büyük anne ve büyük baba domuz akşam yemeğine geldi. Merhaba. 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 Peppa ve George nerede? Uyuyorlar. Ama onları görmeyi çok istiyordum. Bakabilir miyim? Olur büyük anne domuz ama çok sessiz ol. Merhaba küçük canlarım. Uyuyor olmalıydınız. Bize masal anlat hadi. Tamam ama hemen uyuyacağınıza söz verirseniz anlatırım. Masaldan sonra uyuyacağız. Tamam. Tamam. Evvel zaman içinde... Pony Pedro adında bir çocuk varmış. Sihirli bir fasulye bulmuş. Ah evet. Pedro fasulyeyi ekmiş. Göklere kadar uzanan devasa bir fasulye çalısı büyümüş. Aynen öyle işte. Pedro fasulye çalısının tepesine tırmanmış ve orada... Korkunç bir dev bulmuş. Ama bunu istemiyorum. Ben prensesi istiyorum. Ah evet, orada güzel prenses Peppa'yı bulmuş. Ve cesur şövalye Sir George'u. Ve en nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. Anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masalda sonra ne oluyor? Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes uyuyup kalmış tabetti. Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet, bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Aa, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. Bu masal pek işe yaramıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. Korkunç bir ejderha. George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam, bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaşamışlar ve bitti. Sonra da bir parti vermişler. Ve bütün arkadaşları oraya gelmiş. Tamam, şu işi halletsem iyi olacak. Baba domuz. Uyumak üzerelerdi. Teşekkür ederim. Artık ben devralayım. Masalı bitirmen gerekiyor anneciğim. Tamam, çabucak bana neler olduğunu anlatın. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzun uzun zaman önce... Anne domuz uzun zamandır yukarıda. Horlama sesi duyuyorum. Sonunda Peppa ve George uyumuş. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Peppa, George. Şşt, annem uyuyor. Anlaşılan masal anlatmakta en ustamız Prenses Peppa'ymış. Aynen öyle. Benim. Büyük anne domuzun tavukları. Peppa ve George bu gece büyük anne ve büyük babalarının evinde kalıyor. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Merhaba miniklerim. Hoşçakalın. Sonra görüşürüz. Güle güle anne. Gelin de bu gece nerede yatacağınıza bakın. Burası küçük bir domuzcukken anne domuzun odasıydı. Yani eski zamanlarda.
Bu da annenizin yattığı yataktı. Zıplayan yatak. Anneniz de küçükken tıpkı sizin gibiydi. Annem de yatakta zıplar mıydı yani? Tabii ki. Ama annem bize hep yatakta zıplamayın diyor. Anneniz küçük bir domuzcukken sizin gibi afacandı. Öyle miydi? Evet. Şimdi bahçeye çıkıp büyük baba domuza bakalım. Büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Gelin de havuçlarıma bir bakın. Büyük baba domuz sebzeleriyle gurur duyuyor. Ve bunlar da bezelyelerim. Ama en iyisi benim güzel marullarım. Oh, hayır, marullarım. Sanırım onları kuşlar yemiş büyük baba. Evet, kuşlar. Neden Bay Korkuluk'tan korkup kaçmamışlar ki? Çünkü marullarımı yiyen kuşlar çok şapşallar. Ne oldu büyük baba domuz? Arkadaşların yine sebzelerimi yemişler. Hangi arkadaşların? Tom, Dick ve Harry. İsimleri öyle değil. Büyük anne domuzun tavukları var. Vay canına. Cemayma, Sera ve Vanessa'ya merhaba deyin. Merhaba. İşte bu da Neville. Neville erkek tavuk mu? Evet Peppa, o bir horoz. O en kötüsü. O sebzelerimi eşeliyor. Neville sineği bile incitmez. Onu sinek yerken bile gördüm. Ayrıca o marulumu bile yemiş. Büyük babanın marulunu siz yemezsiniz değil mi? Üstelik yiyecek güzel mısırlar varken. Hadi böyle gelin. Peppa, George, tavukları mısırla beslemek ister misiniz? Evet, lütfen büyük anne. Alın tavuklar. Yiyin bakalım. Bir oyun evi mi var? O tavuk kümesi. Tavuklar orada yumurtluyor. Yumurta mı? Ben hiç yumurta göremiyorum. Yakında orada yumurtalar olacak. Peppa ve George'un büyük anne ile büyük babasının evinde yatma zamanı geldi. Acaba tavuklar daha yumurtlamadı mı büyük anne? Belki sabaha Peppa. Sabah olduğunu nereden bileceğiz peki? Neville bize söyleyecek. Şimdi uyu bakalım. İyi geceler. Sabah oldu. Bu Neville. Bizi uyandırdığın için teşekkür ederiz Neville. Günaydın Cemayma, Sera, Vanessa. Bizim için hiç yumurtladınız mı? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yumurta büyük anne. Şimdi kahvaltıda yumurta yiyebiliriz. Teşekkür ederim Cemayma, Sera ve Vanessa. Herkese haşlanmış yumurta. Yaşasın! Bu nefis. Büyük anne, tavukların nefis yumurta yapıyormuş. Evet. Yedikleri güzel mısırlar sayesinde. Ve benim marullarım. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris,
Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy, oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Peynir. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz. Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Peppa'nın ailesi karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın baba domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum. Kırsal bölgede olduğumuz için günü doğayı izleyerek geçirebiliriz diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseli izleyelim. Doğanın harikalarından biri. Kuşlar. Ne kadar güzel. Kışt, kışt, küçük kuş. Senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz. Kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası, ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. Ördek diyarına gidelim hadi.
Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl gidiliyor? Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Ördekler nerede? Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın, işte ördekler geldi. Dur baba, ördekler için ekmek gerek. Oo, pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve erkek kardeşleri geldi işte. Ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. Rica ederim. Ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen mavi düğmeye basın. Karavan nehrin içine giriyor. Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Bakın, büyük baba köpek ve köpeklerini orada. Merhaba baba domuz. Merhaba. Nehirli yolunu yoruyoruz karavanımızla. İlerideki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Eve geldik. Bu güzel tatil için teşekkür ederim bayan karavan. Ho ho, rica ederim. Tatile gitmek çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz madam Gaza. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba doktor. Ben Madam Gazel. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madam Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Deni ve koyun Suzy'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor.
Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Bramber? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Bramber de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madam Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Bramber. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Bramber. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Bramber'e de sorun bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Güle güle. Zavallı Doktor Bramber. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim. Bir yetenek seçmek çok zormuş. Pek çok şeyde iyiyim çünkü. Canını sıkma, yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madam Gazel de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Ney? Polly Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim.
Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim. Ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim, dünyada en iyi yaptığım şey... kocaman çamur birikintilerinde zıplamak. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Luna Park. Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi. Luna Park'a bayılıyorum. Kaydırak, kaydırak. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin, ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne, deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Dev oyuncak ayıyı kazan anne. Denerim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın, hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan boşa para kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ayı istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne, kocaman bir ayı. Çok fazla büyük. Hayır, değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. Oh. George artık yüksekten korkmuyor. Biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. İniş yolu burası baba domuz. Pekala. Gelin, buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha dev ayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin, kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım, siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz, işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne, lütfen. Çok büyükler. Hayır, değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Bakın tutunun. Çok yüksekteyiz.
Oh, neyse ki bitti. Bir pound'a 5 kez dönüş. 5 kez dönüş mü? Olamaz. Gelin, gelin. Gücünüzü tokmak vezille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. Şansın yokmuş. Oho, ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Oho, evet baba domuz biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum, o kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman tanrım, hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın. Anne, bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Teşekkür ederim baba. Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, aşağı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı formda aşağı, kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı, izlemeye bayılıyorum. Yukarı aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Ooh. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Oh. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardır. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Yaşasın! Bu spor merkezini açıyorum. Harika! Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yaşasın! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu.
ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba, o televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi, bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz, biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Baba domuz yukarı, hoplayıp aşağı, zıplamayı yukarı, seviyor. Yukarı, aşağı, yukarı. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. George, Tavşan Richard geldi. Georgie! Richard! Dinosoy! Dinosoy! Hoşça kal Richard. Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. Oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. 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 Yağmurlu günlerin patates, en iyi yanı patates, televizyonda patates, önemli patates, programlar izliyor patates, olmamız. Patates. 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 Anne, George patates, ve Richard patates, yatak odasını dinozor diyarına patates, çevirdiler. Patates, ve patates, dinozor diyarı patates, çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı patates, yanında. Patates, ama benimle oynayacak patates, hiç kimse yok. Patates, Koyun Suzi'yi davet edebilirsin. Patates. Koyun Suzi, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzi gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Alo, merhaba, ben Koyun Suzi. Suzi, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel, olur mu? Dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Hmm,
Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Toplayıp zıplamak için. Herkes çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Eşek delfin. Alo, ben Baba Domuz. Bay Domuz, nasılsınız? Oo, telefonda bir tuhaflık var. Umarım İngiltere'de havalar iyidir. Gördün mü? Telefon garip şeyler söylüyor. Merhaba. Nasılsınız? Alo beyefendi. Evet. Hoşçakalın. Arayan Bay Eşek'ti. Fransızca konuşuyordu. Aha, tahmin etmiştim. Anne, Bay Eşek sana ne dedi? Küçük Eşek Delfin bizi ziyaret edebilir mi dedi. Aa, ne güzel. Eşek Delfin, Peppa'nın Fransa'dan çok özel bir arkadaşı. Delfin bizimle konuşup dilini geliştirmek için geliyor. Acele etsek iyi olur. Delfin'in treni gelmek üzeredir. Son durak. Herkes insin. Bu Delfin'in treni. Delfin. Bonjour. Bonjour. Fransızca'da merhaba demek. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bay Eşek. Aman tanrım. O büyük bavul Delfin'in mi? Evet, Delfin ziyareti için küçücük bir şeyler getirdi. Burada olmayan şeyler: peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin. Seni yarın akşam alırım. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Oh. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim. Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'in yatağını hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Bay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek. Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Çanlar Delfin'in çalıyor. Güzel şarkısı ding herkesi dang uyuttu. Ding dang dong. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Aa, bonjour Delfin. Delfin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve bong ve bing diyerek. Bong bing bong, bing bong bing, bing bong bing bong bing bong. Bong bing bong, bing bong bing, bing bong bing bong bing bong. Harika. Dilinizde bir sürü yeni kelime.
kelime öğrendim. Bing, bong, bingli, bongli, boo. Yıkamam. Baba domuz bu sabah çamaşır yıkıyor. Baba, bu tişört nedir? Bu benim futbol formam. Babanız bu akşamüstü futbol oynayacak. Ama önce işe gitmem lazım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı baba. İşe gitmek zorunda. Aa, zavallı babanız. Hadi gidip oynayalım. Evet, hadi oynayalım. Peppa çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Anne domuz da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Olamaz. Anne, babamın formasına çamur sıçrattık, gördün mü? Sorun değil, hemen yıkarız. Hemen yıkarım. Babanız çamurlandığını bile anlamaz çocuklar. Hadi makineye atacak başka şeyler de bulalım. Aa, benim elbisem de biraz çamurlu. Anne domuz ve George yıkanacak başka şeyler de buldu. Aferin sana George. Kıyafetleri buraya koyup düğmeyi çeviriyoruz. Çamaşır makinesi sabunlu sıcak suyla doldu. Şlap, şlup, şlap, şlup, 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 şlup. Çamaşır makinesi bütün odayı titretiyor. Oh Peppa, senin elbisen nerede? Oda yıkanıyor işte. Ne? Oh, hayır. Bak anne, kırmızı elbisem tertemiz olmuş. Evet Peppa, ama bak başka elbiseler ne halde? Olamaz. Peppa'nın kırmızı elbisesi bütün beyaz çamaşırları pembeye boyadı. Forma için pembe pek de iyi bir renk değildir. Baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz, bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba, üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba babamız. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Baba domuz futbol oynamayı seviyor. Herkes futbol oynamayı seviyor. Özellikle çamurlu yerde. Yolda kızı. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve ailesi arabalarıyla parka gidiyor. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Parka gidiyoruz, parka gidiyoruz. Bravo.
Peppa ve George banka gitmeyi seviyor. Aa, neden durduk ki? Çünkü trafik sıkıştı. Ama bizim parka gitmemiz gerekiyor. Üzülme George. Bak trafik yine açıldı. Dur. Bay Boğa trafiği durdurdu. Ne oldu Bay Boğa? Muu. Yolu kazıyoruz da. Şuraya bakın. Yerden su çıkıyor. Evet. Orayı tamir ediyoruz. Uzun sürecek mi peki? Gerektiği kadar sürecek tabii ki. George dozerleri seviyor. Bu tarafa Bay Gergedan. Zaman patron. Bay Boğa patron. Bay Boğa, bu kadar su nereden geliyor acaba? Yer altındaki patlayan su borusundan geliyor tabii ki. Nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız. Bay canına. Suyu kapatacağız. George vinçleri seviyor. Vinç, vinç. Eski boruyu çıkartacağız. Ve yenisini takacağız. Çalışmanızı bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Ha, olamaz. George Bay Boğa'nın yanından ayrılmak istemiyor. Ağlama George. Parka gidiyoruz. Kum havuzunda dozer ve vinçlerle oynayabilirsin. Üzülmeyin. Eve dönerken Bay Boğa'yı yine göreceğiz. Peppa ve ailesi sonunda parka geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Phil Edmund ve Tavşan Richard kum havuzunda oynuyor. Hadi kum havuzunda oynayalım. Tamam. Ne oldu acaba? Burada yolu kazıyoruz ve buranın patronu benim. Peki uzun sürer mi? Gerektiği kadar uzun sürecek. Bir çukur kazmamız gerek. İçini dolduracağız. Ve yol tamir olacak. Peppa, George, eve gitme vakti. Aa, olamaz. George daha eve gitmek istemiyor. George, eve dönüş yolunda Bay Boğa'yı yolu kazarken görebiliriz. Hoşçakalın. Güle güle Peppa. Peppa ve George Bay Boğa'yı tekrar görmek için sabırsızlanıyor. Dozer, vinç. İşte geldik. Oh. Bay Boğa burada değil. Bay Boğa işini bitirip evine gitmiş olmalı. Hayır Peppa, bu sefer elektrik kablosu bozuldu ne yazık ki. Elektrik kablosunu nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız tabii. Yaşasın! Peppa ve George Bay Boğa'nın yolu kazmasına bayılıyor. Herkes Bay Boğa'nın yolu kazmasına bayılıyor.